İlk 2020 yılında belediyemizin ilk mali tablolarını görüşürken üzülerek aynı bu cümlelerle orada da söylemiştim. Meclis üyelerimiz biliyor. Bizler siyaseten birbirimizin işlerini beğenmeyebiliriz. Çok önemli değil ama mali olarak belediyemizin güçlü olma arzusunda oluruz diye her zaman konuştuk. Ama belediye batıyor demiştim. İlk daha birinci yılda mali tablolarda siyaset yapıyorsunuz demişlerdi. Ama gelinen noktada maalesef haciz memurlarının, avukatlarının, belediye başkanının odasında yattığı, belediyenin kapısından ayrılmadığı bir belediye haline geldik. Ben bunları gördüğümde üzülüyorum açık söyleyeyim. Ve buradan İzmit Belediyesi'nden alacağı olan özellikle İzmit'teki esnaflık yapan arkadaşlarımıza başta olmak üzere şu çağrıda bulunmak istiyorum. İzmit Belediyesi'nden alacaklarınız var biliyoruz. Ancak İzmit Belediyesi'nin kapısına memurlarla avukatlarla gelindiğinde bizim içimiz acıyor. Bu belediye hepimizin. Bu belediye böyle bir belediye değil. Bu belediye İzmit Belediyesi prestijli bir belediye. Ben size bu alacağı olan bütün hemşerilerimize sizlerin huzurunda söz veriyorum. Lütfen 20 gün sabredin. Belediyeye memur, avukat, haciz memuru göndermeyin. 20 gün sonra geldiğim belediye başkanı olduğumuzda ilk işimiz belediyeden alacağı olan bütün esnaflarımızın alacaklarını takır takır ödeyeceğiz. Bu 20 gün sabretsinler rica ediyorum hepsinden.